Programımızın bu bölümüne Doktor Deniz Küçükkaya ve hastası Özge Hanım'la başlıyoruz. Evet, Özge'nin alçısını çıkardık. Bugün ameliyatının 7. günü. Bizim bugün zaten çok yoğun bir ameliyat günüydü. Ne güzel, bir haftanın sonunda da zaten görüntün çok evet. Kabul edilebilir, çok hoş duruyor. Sen zaten çok güzelsin. Bu yeni burnunla beraber daha da güzel oldun bence. Yeni burnunu görünce neler oldu peki? Gerçi hani böyle birazcık gözyaşları falan döküldü, edildi yani, ama böyle bir... Senin için böyle hep çok güzeldi bu. Çok önemli bir ameliyattı böyle. Ay canım benim, canım benim. Sen öyle ağlama, gözyaşları dökme. Bunlar yani... zaten böyle... hep yıllardır beklediğin, arzuladığın bir iş olduğu için ve sonucu da görünce bir anda ve de güzel bir şekilde görünce, değil mi? Yanılmıyorum ben bunları söylerken. Çok duygulandım yani, gerçekten bu sevinci tarif edemem yani. Çok teşekkür ediyorum. Değil mi? Doğal görünüyor. Evet. Sanki senin... Burnucum da kalktı ayrıca. Değil mi? Yani hani böyle hafif böyle bir şekilde olması gerektiği şekilde. Hepsi çok güzeldi gerçekten yani, hem ameliyat sonraki süreç, hepsini çok kolay atlattım. Çok mutluyum yani, bu sevinç tarif edilemez. Tamam, daha sonrasında kontrollerinde de yine zaten muhtemelen beraber olacağız. Yine onlardaki o gelişen süreci de bir ay sonra, üç ay sonra yine zaten onları da muhtemelen paylaşacağız. Yine göreceğiz. Bu bir haftalık süreç sonunda her şey yolunda. Bu bandajının da dediğim gibi 5 gün daha durmasını istiyorum. Ondan sonrasında çıkartabilirsin. Daha sonrasında yine en ufak bir sorun olursa zaten yazarsın. Onun üzerinden tekrar konuşuruz. Her şey yolunda. Doğal, estetikli olduğu belli olmayan, güzel görünen, yüzünle uyumlu ve rahat nefes alabildiğin bir burun yapmak hedefimiz. Gerçekten çok rahat nefes alabiliyorum. Yani en önemlisi benim için aslında buydu. Hani nefes problemleri de çekiyordum zaman zaman. Hı-hı. Yani bunların da gitmesi, hepsi bilmiyorum, hepsi çok güzel. Ay ne güzel, inşallah bu mutlu. Hem doğal burun hem nefes alma problemimin olmaması. Evet. Bunlar benim için çok önemliydi. Bunların hepsi halloldu. Doktoruma çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyorum. Biz de sana teşekkür ederiz. Senin mutluluğun bizim İyi mutluluğumuz. İyi ki hayatınızda. Ay teşekkür ederiz. Sağ ol canım benim. Senin mutluluğun bizim mutluluğumuz. Yani her şey yolunda, alçını çıkartırken falan da herhangi bir sıkıntımız yok, olmadı hayır, değil mi? Hani silikonları, silikon tamponları alırken de, çünkü nefes problemi olanlarda artık eskisi gibi bez tampon kullanmıyoruz. O silikon tamponlardan kullanıyoruz. Onları alırken falan da çok böyle bir sancımız, sıkıntımız olmadı değil mi? Gerçekten çok güzeldi yani, hiç öyle bir sıkıntı yaşamadım. Tamam, çok güzel oldu. Sanki senin yıllardır bu burnun varmış gibi görünüyor. Ben seni çok eskilerden beri tanıyorum biliyorsun. Aynen. Yıllardır sanki bu burnun varmış gibi ve zaten şey, çok radikal bir değişiklik olmasına rağmen bence çevrendeki insanlar da böyle anlayamayacak. Evet, çünkü yani benim bir profesyonel görüşüm çok doğal. Çünkü benim hep üstüne durduğum şey bu üstten çok almayacağız. Bu üstü böyle burnucunu çok kaldırmayacağız. O yüze çok küçük, o yüze çok büyük bir burun yapmayacağız. Felsefemiz hep bu ve tabii ki en önemli şey de rahat nefes alabildikleri birer burun yapabilmek. Elbette bunlar ameliyat, bir iyileşme süreci var. İşte ne diyorsun, bir iki gün birazcık burun tıkanıklığım oldu. İşte bir iki gün birazcık morluğumuz şiştiğimiz ki böyle çok da abartılı düzeyde de bir şey olmadı. Genel olarak hastalarımızın yaşadığı şekilde bir şey yaşadın. Yani biz hemen hemen bütün hastalarımızda da hemen hemen bu süreci yaşıyoruz zaten. Dediğim gibi sizleri böyle mutlu görmek bizi de çok mutlu ediyor. Bu ameliyat için bir haftalık bir süreye ayırmak yeterli değil mi Özgeciğim? Aynen, yani aynen. Yani seni biz şimdi yarın sen işe başlayacak olsan şu haline gidip işine başlayabilirsin. Aynen, masa başı kesinlikle. Bir işi olsa. Dolayısıyla özellikle hani yurt dışından gelecekler, şehir dışından gelecekler için. Büyük bir kolaylık yani. Evet, gerçekten. Bir haftalık bir süreyi bize ayırmaları fazlasıyla yeterli olacaktır. Yeterlidir. Evet. Yine bize ulaşmak isteyenler fotoğraflarını bize atabilirler, görüşmeye gelebilirler. Sosyal medya aracılığıyla, WhatsApp numaralarımızdan, internet sitemizden bize ulaşabilirler. Bu şekilde bize fotoğraflarını yollayıp bir ön değerlendirme yapabiliriz kendileri için. Evet, yurt dışından gelecek olan hastalarımız için özellikle bir haftalık süreyi bize ayırmaları yeterli. Bize sadece uçak biletlerini alıp göndermeleri yeterli. Biz onları havaalanından karşılıyoruz. Otel, transfer, konaklama, bunların hepsini organize ediyoruz. Hastanelerini organize ediyoruz, ameliyatları ve bu şekilde süreci tamamlayıp en sonunda kontrollerini yapıp onları tekrar havaalanına bırakıyoruz. Özgeciğim, en son söylemek istediğin bir şeyler var mı? Bu ameliyatla ilgili, bu süreçle ilgili, bu yaşadıklarınla ilgili olarak. Yani eğer kafanıza takıyorsanız, böyle bazı takıntılarınız varsa kesinlikle yaptırın diyorum yani ameliyatı. Gerçekten çok kolay. Yayınımıza Doktor Deniz Küçükkaya'nın burun estetiği yaptıran diğer hastasıyla devam ediyoruz. Evet Emre, ameliyatın 7. günündeyiz. Nasıl geçti bu 7 gün? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda, çok rahat. İyi, tamam, süper. Şimdi alçını çıkartacağız. Ciddi bir nefes problemim vardı. Silikonlarımız da burnumuzun içinde. Onları da çıkartacağız. Alçını yavaş yavaş açıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Tamam, şöyle yavaş yavaş. Evet. Evet.
Canın yanmıyor değil mi? Yok. Tamam, süpersin. Evet. Ameliyattan sonra çok ağrın oldu mu? Hayır. Öyle. Nasıl geçti süreç? İyi değil mi? Çok gayet problem. Gayet iyiydi. Yüzüm falan da pek fazla şişmedi. Evet. Süpersin. Yavaş yavaş alçını açıyorum. Evet. Canını yakıyor muyum şu anda? Hayır. Süpersin. Evet. Çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Evet. Bir erkek burnunda tam olmasını istediğimiz tarzda bir görüntü var. İyi misin? Kendini nasıl hissediyorsun? İyi, gayet güzel. Tamam. Her şey çok iyi görünüyor. Önceki burnuna kıyaslanmayacak düzeyde bir düzelme söz konusu. Hem burun ucun şekillendi, birazcık daha yukarıya doğru aldık. Bir erkek burnunda olması gereken doğallıkta burnunun şekli. Birazdan burnumu yıkatacağım zaten. Sonrasında da bir bandaj da koyacağım. Evet Emre, ameliyatın birinci haftasında alçını çıkardık. İçindeki silikonları, nefesle ilgili durumu rahatlatmak için koyduğumuz silikonları da çıkardık. Bandajını yaptık. Nasıl geçti bu bir haftalık süreç? Ameliyat nasıldı? Sonrası nasıldı? Ağrın, sancın, sızın, şişliğin, morluğun ne durumda oldu? Bize biraz anlatır mısın? Şöyle, geldiğinde zaten bir güven çerçevesi içinde oldu bir şeyler. Ameliyat gerçekten çok başarılı geçti. Başarısından yana hani bittikten sonra bayağı bir şişer, ağrısızı bekliyordum. Olmadı öyle bir şeyler. Hani bir hafta çok rahat geçti benim için. Yani silikonlardan dolayı ufak bir tıkanıklık, o da olabilecek bariz şeylerden. Zaten silikonları alınca o da rahatladı. Ondan sonra şu an gayet hani bir önceki yaptırmadan önceki nefes problemim de kalkmış gibi görünüyor. Evet, çok güzel. Biz de seni birinci haftan itibariyle çok güzel görüyoruz. Tabii ki erkek burnuyla bayan burnu arasındaki farklılıklar senin burnunda da göze çarpıyor. Yani hani erkek burnunda buradan çok almıyoruz, çok oymuyoruz. Daha doğal, daha düzgün getirmeye gayret ediyoruz. Burun ucunu çok kaldırmıyoruz, çok inceltmiyoruz. Ki senin en büyük sorunun burada kocaman bir kemerimizin olmasıydı. O gitti. Hala birazcık şişliğimiz var. Bu bandajı koymamızın sebebi de o. Bu bandajın da bir 5-7 gün kadar durmasını istiyorum. Tamam. Biliyorsun zaten. Vurup çarpmak yok. Bundan sonrasına dikkat ediyoruz. Biz 3. haftan bittiğinde ameliyattan itibaren tekrar görüşeceğiz.